Toplumda görülme sıklığı giderek artsa da diyabet hakkındaki yanlış bilgiler hastalığın tanı ve tedavi sürecinde önemli aksamalara neden oluyor. Diyabet sık görülmesine karşılık belirtileri yeterince bilinmiyor. Oysaki diyabet dünyada çok rastlanan bir hastalık türüdür. Dünyada her 11 kişiden birinin diyabete bağlı sorun yaşadığı biliniyor. Kalp, körlük, felç, böbrek yetmezliği ve organ kayıpları gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Bu nedenle diyabete karşı tedbir almaya çalışanlar kadar diyabet hastalarının da doğru bildiği birçok yanlış var. Bu yanlışlar diyabete davetiye çıkardığı gibi aynı zamanda diyabet hastalarının doğru bir tedavi sürdürmesinde de olumsuz rol oynuyor. O nedenle gerek korunmak gerekse tedavi sürecinde diyabet hakkında doğru bilgi edinmek çok önemli. Acıbadem Kayseri Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Doçent Doktor Yasin Şimşek Diyabet hakkında doğru bilinen 15 yanlışı şöyle anlattı. Yanlış. Diyabet sadece aşırı şeker tüketenlerde olur. Doğrusu. Hiç şeker tüketmeyen kişiler bile diyabet hastası olabilir. Şeker hastalığı yani diyabet karbonhidrat mekanizmasının yanında yağ ve protein metabolizmasını da ilgilendiren metabolik bir hastalıktır. Hastalığa yol açan pek çok etken vardır. Ancak yalnızca çok şeker yiyenlerin diyabet olacağı düşüncesi yanlıştır. Yanlış. Diyabet yalnızca obezlerde görülür. Doğrusu, diyabet yalnızca fazla yağ oranı olan kişilerde görülmez. Tip 2 diyabet hastalarında obezite oranı yüksektir. Ancak normal kilolu birçok tip 2 diyabet hastası vardır. Diyabetin tip 1 ve tip 2 dışında birçok alt tipi vardır. Özellikle modi dediğimiz genetik kökenli alt tiplerde hastalar obez olmadan da diyabet olur ve bu grubun çoğu obez değildir. Yanlış, anne baba diyabetli değilse çocukta olmaz. Doğrusu, ailede diyabet olması sonraki nesilde bu hastalığa yatkınlık riskini artırıyor. Ancak anne baba da diyabet olmaması çocukta da olmayacağı anlamına gelmiyor. Günlük aktivite düzeyi ve beslenme tarzı 20 ila 30 yıl öncesinden çok farklı. Bu farklılıklar nedeniyle eski nesillere dair bilgilerle yeni nesiller için yorumda bulunmak, o bilgileri referans olarak almak doğru olarak kabul edilmiyor. Yanlış. Az yiyenler diyabet olmaz. Doğrusu, az yemekle ihtiyaca yönelik yemek arasında fark vardır. Aynı zamanda kalorisine dikkat edilmeyen boyut ve hacim olarak az görünen besinler bazen çok aşırı kalori içerebiliyor. Örneğin bir dilim pasta bazen 3 farklı yemeğin bulunduğu bir öğüne denk kalori içerebiliyor. Bilinçsiz beslenme diyabete davetiye çıkarabilir. Yanlış, gizli şeker daha tehlikelidir. Doğrusu, Halk arasında gizli şeker olarak bilinen prediyabet, diyabete doğru giden süreçte normal kan şekeri değeriyle diyabet tanısı gerektiren değerler arasındaki düzeyi ifade eder. Gizli şekerin daha tehlikeli olduğu düşüncesinin yanlış olduğunu ifade eden doçent doktor Yasin Şimşek, bazen gizli şekerden korkup diyabetten korkmamak gibi durumlar yaşanıyor. Oysa tanı almış diyabet gizli şekere göre daha çok riskli bir durumdur diye konuşuyor. Yanlış. İlaçlar böbrekleri çürütüyor. Doğrusu, diyabet tedavisinde kullanılan metformin içeren ilaçların böbrekleri çürüttüğü iddiasıyla ilacı bırakmak tedavide büyük aksamalara yol açıyor. Bu ilaçların tedavide ilk seçenek olarak önerildiğini ifade eden doçent doktor Yasin Şimşek, özellikle tipiki diyabet tanısı alan hastaların hemen hemen tamamına yakını bu ilaçları kullanmaktadır. Kontrolsüz diyabet nedeniyle böbrek yetmezliği gelişen hastalarda metformin suçlanıyor. Burada önemli olan nokta şu ki metformin aktik asidoz riskinden dolayı belli derecede böbrek yetmezliği olan hastaya verilmez. Ancak bu ilacın kendisi böbrek yetmezliğine yol açmaz diyor. Yanlış. İnsülin tedavisi hastalıkta sona gelindiğinin göstergesidir. Doğrusu Geçmiş yıllarda insülin takviyesi yapmak, diyabet tedavisinde en sona saklanan bir seçenekti. Şimdilerde özellikle kullanımı daha kolay ve etkinliği yüksek insülinlerin piyasaya çıkmasıyla bazı hastalarda tipiki diyabet tedavisinin ilk seçeneği olarak da kullanılıyor. Yanlış, İnsülin tedavisi bağımlılık yapar. Doğrusu, insülin bağımlılık yapan bir ilaç değildir. Vücudumuzda üretilen ve var olan bir hormondur. Diyabet hastalarında insülin rezervinin azalması ve gelişen insülin direnci nedeniyle bu hormonun dışarıdan takviyesine ihtiyaç duyuluyor. Özellikle uzun yıllar diyabetli olan hastalarda insülin ömür bayı kullanılıyor. Yanlış. Göbekten yapılan insülin iğnesi göbek bölgesinde yağlanma yapar. Doğrusu, İnsülinin göbek etrafından yapılmasının göbekte yağ dokusu artışına ve göbekte büyümeye neden olduğu inancı doğru değildir. İnsülin cilt altı yağ dokuya yapılır. Nadiren yağ dokuda artış ya da azalma yaşanır. İnsülini göbekten yapmak karın bölgesinde kilo artışına yol açmaz. Yanlış. İnsülin mutlaka buzdolabında saklanmalıdır. Doğrusu İnsülünün buzdolabında saklanması gerektiğine dair yanlış bilgi, hastaların insülünlerini yanlarında taşımaktan çekinmelerine ve tedavilerini aksamalarına neden oluyor. İnsülünler oda sıcaklığında yani 22 ile 24 derece doğrudan güneş görmeyen bir ortamda bir ay bozulmadan saklanabiliyor. Yanlış, bazı gıdalar insülün yerine geçer. Doğrusu, insülün gıdalarda bulunan bir madde değildir sadece pankreas tarafından üretilen bir hormondur. Protein yapıda üretilir bu nedenle ağızdan alındığında mide asidini geçemez. O nedenle subkutan yolla kullanılmaktadır. Eskiden sığırdan veya domuzdan elde edilirken artık rekombinant teknoloji ile insan insülünü olarak elde edilmektedir. Yanlış. Aşırı şeker düşüklüğünde şekerli her gıda hemen şekeri yükseltir. Doğrusu, Saf şeker içeren gıdalar hipoglisemi yani kanda şeker düzeyinin düşük olması durumunda şekeri hızla yükseltir. Özellikle çikolata gibi yağ içeren gıdaların içindeki şeker ise yavaş emildiğinden kandaki şeker düzeyini de yavaş yavaş yükseltir. Kan şekerinin hızla yükselmesi için çay şekeri, çay şekerli şerbet gibi içecekler alınmalıdır. Yanlış. Diyabet hastalığı vücuda zarar vermez. Doğrusu kan şekeri yüksekliğinin hissedilmemesi diyabet hastalığının vücuda zarar vermediği anlamına gelmiyor. Tip 2 diyabette kan şekeri düzeyi yavaş yavaş yükseldiği için hastanın vücudu bu duruma alışıyor ve şeker düzeyi çok yükselse bile ciddi bir şikayete yol açmaz. Hastalar bu nedenle tedavilerini aksatabiliyor. Yüksek kan şekeri değerleri herhangi bir ciddi bulguya yol açmasa bile damarlar üzerindeki olumsuz etkisi sürmektedir. Yanlış, diyabet modern yaşam hastalığıdır. Doğrusu, diyabet eski bir hastalıktır. Antik Mısır ve Yunan tarihinde de diyabet hastalığının özelliklerinin geçtiği kayıtlar bulunmaktadır. Şeker hastalığıyla ilgili en erken kayıtlar M.Ö. 1500'lü yıllara ait bir papirüste bulunmaktadır. Milattan sonra 5. 6. yüzyıllarda Hintli doktorlar tarafından diyabetin iki formu olduğu bildirilmiştir. Diyabetis kelimesi ilk kez Kapadokya'da milattan sonra 2. yüzyılda Aratues tarafından kullanılmıştır. Aratues şeker hastalığını idrar miktarında artma, aşırı susama ve kilo kaybının olduğu bir hastalık olarak tanımlamıştır. Yanlış. Diyabetliler spordan uzak durmalı. Doğrusu, Aksine bilinçli yapılan spor diyabet hastalarının yararınadır. Çünkü düzenli spor yapan diabetlilerde insülin ihtiyacı düşer. İnsülin direnci varsa azalma görülür ya da ortadan kalkar. Ama dikkat! Diyabet hastalarının aç karnına spor yapmaması gerekiyor. Ayrıca spor öncesi ve sonrası kan şekerine bakması gereklidir. Bu ölçümlerde belirli bir düşüş varsa ara bir öğün eklenerek dengelenebilir.